Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere evde bardakta mısır nasıl yapılır bunu göstereceğim. Çok pratik, çok ekonomik ve dışarıda alıp yediklerinizden çok daha sağlıklı bir tarif olacak. İlk olarak malzemelerimize bir bakalım. Tarifin yıldızı konserve mısır. Bu konserve mısırları her yerden temin edebilirsiniz. Ben en ekonomik olarak Bim'den satın alıyorum. Hem lezzetli hem de fiyat açısından diğer markalara göre Bim'de satılan birazcık daha ucuz oluyor. Burada tereyağımız var. Eğer sizin tereyağınız yoksa, inek yağınız yoksa yani margarin de kullanabilirsiniz. İkinci bir şans olarak margarin var. İkisini aynı anda katmayacağız. Evde biri yoksa diğeriyle, diğeri yoksa biriyle yapacağız. İsteğe göre soslarımız var. Bir tarafta ketçabımız, bir tarafta da barbekü sosumuz var. İsterseniz bunları katabilirsiniz. Evdeki değişik sosları da katabilirsiniz. Ben bugün sade yapacağım. Mısırı ısıtmak, birazcık kaynatmak için böyle bir cezveye ihtiyacımız var. Böyle küçük çaplı, tek kişilik bir cezve yeterli olacaktır. Çok büyüğe gerek yok. İsteğe göre baharat. Ben bugün sadece tuz kullanacağım. Ve tabii ki son olarak bardakta mısır olabilmesi için bir tane de bardağa ihtiyacımız var. Ben evdeki en sevdiğim kupamı tercih ettim. Malzemeleri tanıttıktan sonra gelelim tarife ve nasıl yapıldığına. İlk olarak konservemizin ağzını açıyoruz ve dilediğimiz kadar, yani yiyeceğimiz kadar cezvenin içine boşaltıyoruz. Ben yiyeceğim kadarını cezvenin içine aldım. Birazcık da üzerine geçene kadar su koydum. Ondan sonra üzerine azıcık geçene kadar su koymanız gerekiyor arkadaşlar. Su üzerine geçtikten sonra şimdi ocağı alacağız. Ocağın altını yaktım. Hafif kaynayana kadar bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra da altını kapatabilirim artık. Orta ateşte 1-2 dakikaya kaynıyor zaten. Hafiften kaynama belirtileri vermeye başladı. Evet, mısırımız şu anda kaynadı. 1 dakika daha bu şekilde kaynattıktan sonra artık altını kapatabilirim. Şimdi bir süzgeç yardımıyla cezvenin içindeki suyu süzeceğim. Yani bu gereksiz sudan kurtulacağım. Suyu süzdükten sonra geliyorum. İçindeki gereksiz suyu süzüp geldim. Şimdi sıradaki aşamamız içine tereyağı eklemek. Dediğim gibi tereyağı elinizde yoksa siz margarin de kullanabilirsiniz. Ben bir miktar tereyağını alıp içine koydum. Şimdi de karıştıracağım. Tereyağı erirken siz istediğiniz baharatları ve sosları şu an katabilirsiniz. Ben sade yapmak istediğim için, şu anlık canım sade çektiği için içerisine herhangi bir şey katmayacağım şu aşamada. Dediğim gibi siz ketçaplı yemek istiyorsanız şu an ketçap katabilirsiniz. Mayonez yemek istiyorsanız mayonezli, acılı yemek istiyorsanız acı soslu, bunları katabilirsiniz. Ben şu aşamada sadece tereyağı ve tuzla yapacağım. Şimdi de tuzumu ekleyeceğim. Tuzumu da ekledikten sonra şimdi güzelce karıştıracağım. Tereyağımız güzelce eridi. Tuzumuz eşit bir şekilde dağıldı. Şimdi geriye bir tek şey kalıyor. O da bunu afiyetle yemek. Tabii önce bardakta mısır olabilmesi için en sevdiğim bardağa aktaracağım. Bardakta mısır tarifim bu kadardı. Bitti. Mısırımın son hali bu şekilde. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğim. Tabii siz şu an diyorsunuz, bu mısır neden bardağın yarısına kadar? Çünkü çok fazla eklemek istemedi canım. Ben bu videoyu şu an gece 12'de çekiyorum. Tabii bu saatten sonra canım çok fazla bir şey yemek istemedi. Sadece size göstermek amaçlı yarısına kadar yapıp çektim. Dediğim gibi şimdi bunu afiyetle yiyeceğim. Daha sonra uyuyacağım. Umarım bu tarifi yaparsınız ve umarım siz yaptığınızda hoşunuza gider. Eğer bu tarifi yaparsanız benimle lütfen paylaşmayı unutmayın. Gerek Instagram gerek buradan. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.